Sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stronghold Definitive Edition 1. bölümüyle birlikteyiz. 2001 yılı yapımı bir oyun. Aslında Firefly Studio tarafından yapılmış olan gerçek zamanlı strateji tabanlı bir oyun aslında baktığımızda. Bunu 90'ların çocuklarının hatırlaması daha aşikar. Tam anlamıyla bir nostalji aslında yapacağız sizlerle birlikte. Oyunun bir hayli de değişkenlikler var. Görüntüler vesaire, buna benzer birçok şeylere de değinmişler. Oyunun mantığında şöyle biraz bahsetmek isterim. Kralı koruyoruz ve bununla birlikte ekonomik şartlar ve buna benzer birçok etken de oyundaki gidişatımızı etkiliyor. Ben oyunun hikayesinden devam edeceğim ve sizlerle bu maceraya birlikte atılmak istiyorum. O yüzden başlıyorum. Ana hikaye ve birinci bölüm kayıpları toplamak. Düşmüş Krallık 1. bölüm. Kral ordusunu barbar ana vatanına sürer sürmez bir tahta ele geçirme planı hakkında söylentiler çıkmaya başladı. Kralın esir alındığının haberi geldiğinde ülke istila edildi. Baban dahil birçok soylu bu vahşeti sona erdirmek istiyordu, ancak müzakere etmek üzere görüşmek için yoldayken ekipleri bilinmeyen bir akıncı grup tarafından katledildi. Yaralanmış ve bitkin bir halde küçük bir grup sadık askerin saklandığı yere gözden uzak bir yarımadadaki bir ormana gelip püskürtüldü. Ülken kaybedilmiş olabilir ama en azından belki bu sığınaktan babanın ölümünün intikamını alabilirsin. Tabii ki de. O halde geçiyoruz. Sir Lorgan. Dedim ki şimdiden harekete geçip fırsatı değerlendirelim. Lord Wulsek. Hayır. Zaten az sayıda olan adamımız kurbanlık koyun gibi katledilir. Kuvvetlerimizi toplamak için zamana ihtiyacımız var. Peki. Saçmalık. En iyi adamlarımdan 6'sını karanlığın sağladığı koruma ile düşman bölgesine götüreceğim ve... Hayır. Sadece dinle. Adamlarımız açlıktan ölmek üzere. Yapmamız gereken şey... Ne yapmamız gerekiyor? Tartışma gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor, ancak Lord Wulsek eninde sonunda seni bir sefere dahil ediyor dedi. Sir Longarn bana babanı iyi tanıdığımı söylüyor, bu yüzden kendini kanıtlama fırsatını tanıyorum. İlk kez komutanlık etmenin tadına bakma vaktin geldi. Tabii ki de. We need you to oversee the setting up of a good sized base. Mal elde et. 20 et ve 20 tahta. Peki. Şimdi öncelikli olarak başlarken stratejik bir lokasyon seçmemiz gerekiyor. Düşmanların geldiği alanlar oluyor aslında. Tabii ben bunu daha öncesinde de oynadığımdan dolayı biliyorum. Şimdi granerimizi bıraktık. Ardından birkaç tane şöyle odun toplamak için etrafı serpiştiriyorum oduncuları. Şimdi onlar toplamaya başlasın. Oyunun hızını artı ve numlock kısmından artı ve eksiyle hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Şimdi görevleri buradan açalım. Burada stokladığımız alan var. Bunu da böyle biraz genişleterek daha fazla mal birikimi yapabiliriz burada. Oduncular çalışmaya başladı. Abiler kesiyor. Kral burada takılıyor. Oyunun müzikleri de çok hoşuma gidiyor bu arada. Evet, odunlar geliyor. Odunlar gelsin. Şu granary'e yakın. Hemen. İşçi yapabilmek için normal bir ev yapmamız gerekiyor. Onları da şöyle bıraktık. Avcılar da başladı çalışmaya. Bir tanesi aldı gidiyor. Böyle tıklayarak da Billy McNibble avıyla dönüyor. Günaydın lordum. Karakterlere de tıklayarak ne yaptıklarını da görebiliyorsunuz. Burada bir çocuk geziyor mesela. Oyunlar oynuyormuş. Megan Glam. Atlalar geliyor. Akıyor maşallah. There,
tahta işini hallettik. 20 tane de et topladığımızda bu bölümü de tamamlamış olacağız. Gözler kurt sürülerinin kaleye yaklaştığını bildiriyor. Tamam. Zaten buraya da bırakıyorlar ambara. Buradan isterseniz arttırabiliyorsunuz. Bu ekstra bir mutluluk veriyor. Bununla birlikte vergiyi de arttırabiliyorsunuz. Daha fazla altın edebilirsiniz. Elde edebilirsiniz. Evet, kazandık bölümü. İlk bölüm olduğu için çok basit zaten. O zaman ikinci bölüme geçelim. İyi iş çıkardın. İlk denemen fazla... Evet, ilk denemen için fazla iyi diyor. Foolish pitch camp in the middle of the wolves migration track. Good. It will give the men some well-needed practice. Isındıralım adamlarımızı o zaman. Now I have no choice but to send out a scout to find a more permanent position. Evet, ikinci bölüme geçtik. Devam etmek için tıkla. Hisarı bitirmek. Kamp her geçen gün kurtlardan daha da bunalıyor ve devamlı ulumaları adamlara uyku vermiyor. Durum kontrolden çıkmak üzereyken Lord Woolsack'in gözcüsü geri dönüyor. Bundan kısa süre sonra komutatörlüğüne çağrılıyoruz. Evet. Sir Longarm beni sana bir şans daha vermem konusunda ikna etti. Terk edilmiş bir tahkimat harabesi buldum. Kurtlar her kış bu bölgeye bela alıyor. Bu yüzden tahkimatı bir an önce toplaman gerek demiş. Bu sefer başarısızlık bir seçenek değil. Gözünü dört aç. Hay hay efendiler. Mal elde et. 35 et. Ve kaleyi tamamla. Peki. O zaman granary'yi şuraya atalım. Stoğumuzu şöyle bir tane arttıralım. Arkaya doğru verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Tamam. Şuradan hemen oduncuları yapalım. Önce odun. Şu tabelaların olduğu yerden, işaret levhalarının olduğu yerden düşman geliyor demek oluyor. Ya da O tuşuna basarak da direkt otomatik olarak yerini görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi oduncularımız çalışsın. Getirsinler odunları. Kurtlar şurada. Q, E gibi tuşlarla haritayı döndürebiliyorsunuz. Space ile de bu şekilde yaparak daha kolay görüş açısına sahip olabilirsiniz. Şöyle biz kurtlara saldırtalım adamlarımızla. Odunlar geliyor. Ben yine oduncu yapacağım birkaç tane. Tamam. Ardından hemen. Can't place that there, my lord. Şurayı şöyle kapatacağım. Granary stocks are very low, sire. Şöyle yapalım. Evet, kaleyi tamamladık. Şimdi bir de et elde ettiğimizde bu iş sanırım tamamdır. Kapıyı açalım, adamlar çıksın. Şuradan da al yapsın. Granary stocks are very low, sire. Etler geliyor. Granary stocks are very low, sire. Okçular. Hop hop, dışarı değil. Koruyun adamları. Adam gidiyor, hadi. Çok güzel. Bu arada avcılar da saldırıyor kurtlara ama onları kontrol edemiyorsunuz sadece. Morning the lordship. No change in the treasury, lord. Our food stocks are dwindling, my liege.
Avcı o kadar çok et. Zaten birazdan bu görevi de tamamlamış olacağız. Yine geliyorlar. Gelsinler. Kral dolanıyor. Bakıyor millet işinde gücünde mi? Our granary stocks are growing, sire. Our granary stocks are growing, sire. Our granary stocks are growing, sire. Sanırım bu görevi de tamamladık. Evet. İlk bölümler çok basit aslında. Zaten ilerledikçe zorlaştığında siz de fark edeceksiniz. Kurtlardan kurtulmak. Üçüncü görev. Birkaç yeni acemiye yay kullanmayı öğretmen gerek. Kurtlar öteki bölgede ürüyor. İnlerini bul ve köklerini kazı. Ya onlar ya biz. Hallederiz ya. Bir tepe bulup orada falan filan demiş. Duk Dipuk, sıçan, Red, yani namı diğer Red'den bahsediyorlar. Tabii ki de Sir Longarm. Peki, kurtları ortadan kaldır demiş. Bakalım, kurtlar burada. O zaman şöyle yapalım. Granary yapalım. Şuradan odun toplayalım. Aynı şekilde. Odun önemli çünkü arkadaşlar. Odun olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Fazla zaten. Not enough wood, my lord. Binayı yapmanız yeterli. Zaten otomatik olarak çalışıyorlar. Buradan aynı şekilde korku faktörü veya popülerlik neyin artı verdiği, neyin eksi verdiğini de görebilirsiniz. Buradan da gördüğünüz üzere şu an iyi durumdayız. 50'nin altına düştükten sonra burada nüfus kaybetmeye başlıyorsunuz. Ve akabinde tabii bu sizi türlü türlü zorluklara doğru yürütüyor, götürüyor. Yine aynı şekilde şöyle yakınına yapalım. Görevimiz neymiş? Kurtları ortadan kaldır. Olur. Hemen bir kışta yapalım. Ardından armory isteyecek. Armory de olmadan hiçbir şey olmuyor. Buraya yapılan silahları aslında aktarıyoruz. Şimdi odun gelsin hemen. Odun, okçu, evet. Not enough workers available to run this building. Çıkarabilmemiz için. Not enough wood, my lord. Vızır vızır çalışıyor herkes, karınca gibi. Şekilde bir atölye yapalım. Tabii okçu yapabilmeniz için tahtaya da ihtiyacınız var. Her bir tahta bir ok üretimine aslında vesile oluyor. Buradan da çıkardığınız okçuların nerede birikmesini istiyorsanız bayrağı oraya bırakabilirsiniz.
Almak lazım. Biraz vergi alalım o zaman. Yiyeceği de arttıralım. Şuraya okçuları gönderelim. Okçular kurtlara ufaktan ufaktan sıksınlar. Mesif yapsın ama. Depuis's men have arrived. We can't allow them to give away our position. Oh, Retin adamları geldi. No. We await orders. Instructions. We await orders. Yes. Moving off. Archers ready. We await orders. My boy is yours. Şu kurtları halledelim. Granary stocks are very low, sire. We are on our way. Leaving now. We await orders, my lord. A message from your scribe. The wolves are on the prowl, sire. We await orders. Topla saldırmam gerekirken, evet, adamları böyle gönderirseniz. Our food stocks are dwindling. We await orders. My boy is yours. My lord, your popularity is always needed, sire. Granary stocks instructions. Are very low, sire. Move them off! We await orders, we await orders! Şurada da kurtlar var. Yes? Can't target him, sir. Archers, ready! My boy is yours. My lord, instructions. Krala gidiyorlar. Krala gitmemeleri lazım. Kral öldü. Helal olsun lan. Battal Gazi gibi adamsın valla. Şunları da halledelim. Tamam. Galiba. Kazandık. Victory. Fortunately, the rat scouting party did not survive long enough. Neyse ki sıçanın gözcüleri konumunu açık edecek kadar uzun süre hayatta kalmadı. Ancak geri dönmeleri falan filan diyor. Evet sevgili dostlar, videoyu izlediğiniz için öncelikli olarak çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak ve videonun altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.